yıl önce yakılan, hiç sönmeyen meşalenin ışığında omuz omuza yürüyenlerin, meydanlarda direniş sloganları yükseltenlerin, aşın, ekmeğin, bölüşmenin, kucaklaşmanın gür sesi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel geliyor büyük alkışlarla. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder, uğruna her şeye değer. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sayın çok teşekkür ediyorum. İl başkanımızın şahsında bütün örgütümüzü, milletvekillerimizi, belediye başkanımız, büyükşehir belediye başkanımızın şahsında büyük şehrimizin tüm çalışanlarını, belediye başkanlarımızı, adaylarımızı, bana eşlik eden genel başkan yardımcılarım, milletvekillerim, parti meclisi üyelerimle birlikte saygıyla selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün aramızda şüphesiz sadece Cumhuriyet Halk Partililer yok. Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri var. Meslek odalarının temsilcileri var. Muhtarlarımız var. Her siyasi görüşten 5 yıl önce verdiği karardan büyük bir memnuniyet duyan, Adana'yı partisine, siyasetine, etnik kökenine, mezhebine göre ayırmadan yöneten, Adana'yı evladı gibi seven, gözü gibi bakan Zeydan Başkan'a destek olmaya gelenler var. Hepiniz hoş geldiniz. Sadece 2 hafta sonra bu saatlerde sandıklar açılmaya, sonuçlar gelmeye başlamış olacak. Bu dakikalarda kurallar gereğince Adana Büyükşehir'in oyları sayılıyor ve Zeydan Karalar bir kez daha Adana Büyükşehir Belediye Başkanı oluyor olacak. Şüphesiz 16 belediye var. 16 belediyeye de çok iddialı adaylarımız var. Bu adaylarımızdan 3 tanesi Fadime Geçioğlu Karahisarlı'da, Suudiye Gizem Aksoylu Kozan'da ve Oya Tekin Seyhan'da kadın adaylarımız. Cumhuriyet Halk Partisi ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi deyimiyle 2 büyük eserinden biridir. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Adana'ya 3 tane Cumhuriyet kadınını, 3 tane Atatürk'ün kızını, Adana'daki bütün kadınlara ve kadın haklarına saygılı bütün erkeklere emanet ediyorum. Bu halk lisedeki Cumhuriyet Halk Partililer, bunlar çok heyecanlı, gün sayıyorlar, 18 yaşını doldurup Atatürk'ün partisine üye olmak istiyorlar.
liselerde büyük bir mücadele veriyorlar. Onları yürekten alkışlıyoruz. İyi ki halkçı liseliler var. Ben konuşmanın bu kısmında biraz Zeydan Başkan'dan bahsedecektim ama önce izlediğimiz icraatları gösteren videosu, ardından geleceğe yönelik olarak vizyon projeleriyle zaten Zeydan Başkan'ın ne yapıp ne yapmadığını, gelecekte neler yapmak istediğini hem siz doğrudan yaşıyorsunuz hem de bir yandan da kendi ağzından dinlediniz. Ben Zeydan Başkan'a bir hususta bilhassa teşekkür etmek isterim. 6 Şubat tarihinde büyük bir deprem yaşadık. Adana'da bu depremde yıkılan konutları olan, bu depremde 418 canını kaybeden illerimizden 10 ilden bir tanesiydi ve 418 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. İlk gün, ikinci gün Zeydan Başkan Adana'nın su, sıcak çorba, sıcak yemek, evini kaybedenler için barınma ve enkaz çalışmalarına katkı sağlama noktasında ne gerekiyorsa yaptı. Gözlerimle şahidim ki üçüncü günden sonra bir eli bir gözü Adana'da, bir eli bir gözü diğer deprem illerinde olmak üzere hepinizin katkılarıyla deprem bölgesine sahip çıktı, kol kanat gerdi. Ben kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Tabii o günlerde Adana'da sizin adınıza çalışan herkese ama özellikle Cumhuriyet Halk Partisi grubunda milletvekili olarak görev yapan Ayhan Barut'a, Müzeyyen Şevkin'e, Orhan Sümer'e ve şimdi de üçüyle birlikte milletvekilimiz ve genel başkan yardımcımız olan Burhanettin Bulut'a yürekten teşekkür ediyorum. Türkiye'de pek az kentte 4 milletvekilinin tamamının aynen korunduğunu yaşadık. Bu Adana'ya ya da kendilerine yapılan bir ayrıcalık değil, milletvekillerimizin belediye başkanlarıyla, il başkanıyla, örgütle ve sizlerle uyumlu çalışmasının sonucudur. Ben bu sebeple bütün örgütümüze çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Tabii deprem deyince Adana'da 21 bin konutun yapılması gerektiği, yani yıkıldığı ya da çok ve orta hasarlı olduğu, bu konutların bir yıl içinde yapılma sözünün verildiğini, ancak 1589 konutun, sadece 7 konut, %7'sinin konutların teslim edildiğini, yani Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen devlet sözünün tutulmadığını, %93'ünün Adana'da, sadece Adana'da değil, Osmaniye'de, Kahramanmaraş'ta, Malatya'da, Adıyaman'da, Gaziantep'te ve tüm deprem bölgelerinde %93'ün halen konteynerde ya da çadırlarda olduğunu hatırlatmak, Recep Tayyip Erdoğan'ın alelacele bütün konutları bir yıl içinde yapıp teslim edeceğim sözünün bir seçim kandırmacası olduğunu ifade etmek ve bu konunun takipçisi olacağımı bir kez daha vurgulamak isterim. Kıymetli Adanalılar, Adana elbette emeklisinin
ve çiftçisinin, köylüsünün çok olduğu bir kent. Ancak memurlarımız da var. Malum bir yandaş sendika var. Memur sen diye. Toplu iş görüşmelerini bu sendika yapıyor. Toplu iş sözleşmesinde öyle bir madde koymuş ki sendikacılığın ruhuna aykırı, kendisine üye olan memurlara devlet %2 toplu sözleşme ikramiyesi verecek. Yani kendisi sendikacılıkla öne çıkmayacak, kendine üye olanlara rüşvet verecek, onu da devlete ödetecek. Önce memurlar bu işe karşı çıktı, bunu Danıştay iptal etti. Ardından bunu meclise kanunla getirdiler. Kürsüden söyledik, haksızlıktır, hukuksuzluktur, eşitsizliktir, diğer memurların hakkını yemektir dedik, dinletemedik. Kanunu düzenlemeyi yaptılar, görev bizde, başkası yapamıyor, Anayasa Mahkemesi'ne götürdük. Anayasa Mahkemesi aynen bizim dediğimizi dedi. Bu düzenleme eşitliğe aykırıdır dedi, ayrımcılıktır dedi. İptal ediyorum, derhal bütün memurlara bunu verin dedi. Utanmadan, sıkılmadan hem memur sen hem de Recep Tayyip Erdoğan dönüp dolaşıp CHP mahkemeye gitti. Memurların 300 liralık toplu sözleşme ikramiyesine engel oldu diye yalan atıp CHP'yi hedef gösteriyorlar. Oysa diğer memurlara bunu vermeyerek anayasaya aykırı yasa yapanlar kul hakkı yiyenlerdir. Memur sen onların sarı sendikasıdır. Meclis açılır açılmaz bütün memurlara bu ikramiyeyi verecek düzenlemeyi yapmak meclisin boynunun borcudur. Bu parayı alacak herkes bu parayı Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde almış olacaktır. Bunu herkesin böyle bilmesini isterim. Biraz önce söyledim ama pek çoğunuz buradaydınız. Kalabalık güzel mitingler yaptık. Ceyhan'da ve Seyhan'da muhteşem mitingler yaptık. Orada da ifade ettim. Belediye başkanlarımız kimsenin mezhebine bakmadan, Alevi demeden, Sünni demeden, mezhep ayırmadan, etnik kökenine bakmadan, Türk mü, Arap mı, Kürt mü, Laz mı, Çerkez mi, Terekeme mi, ne olduğuna bakmadan eşit, ayrımsız hizmet yapıyorlar. Ceyhan'da da, Seyhan'da da, Çukurova'da da, diğer 15 ilçemizde de, büyükşehirde de insan ayırmayan halkçı belediyelerimizin kapısı herkese ardına kadar açıktır. Ardına kadar açıktır. Adana'nın dışarıda öğrencisi çok, Adana'da dışarıdan öğrenci çok. Adana, Zeydan Başkan'ın ifade ettiği gibi göç de alan, göç de veren bir şehir. O yüzden bayramda Adana'nın hareketliliği çok fazla. Ama 600 lira, 700 lira olan biletler bayram için kestirilmeye kalktığında 1000 liraya çıkıyor. Bunun bir tek sebebi var. Mayıs ayında verin oyu kardeşinize, enflasyon nasıl düşürülür? Dolar nasıl düşürülür? Faiz nasıl düşürülür? Benzin, mazot nasıl düşürülür diyen birisi 19 liralık mazotu bugün 43 liraya çıkardı. 9 ayda %118 zam yaptı. Bütün zamların sorumlusunun adı 3 isimden oluşuyor. Zam, zam, zam
Recep Tayyip Erdoğan. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında ciddi sıkıntılar var. Sıkıntıların en büyüklerinden bir tanesi konut fiyatları. TÜİK Şubat ayı enflasyonunu 4.53 olarak ilan etti. Bu 115 ülkenin enflasyonundan fazla, ama aylık enflasyonundan değil, yıllık enflasyonundan fazla. Yani TÜİK, Tayyip Erdoğan'ı, TÜİK neyin kısaltması? Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu. Bu kurum %4.53 enflasyon açıkladı. Bu dünyadaki 115 ülkenin bir yıllık enflasyonundan fazla. Türkiye genelinde kiralar bir yılda %100 arttı. Adana'da ortalama ev kirası, ortalama 10 bin lira oldu. Emekli maaşı 10 bin lira, asgari ücret 17 bin lira, ev kirası 10 bin lira. Eskiden memurlar, işçiler, hele hele karı koca çalışıyorlarsa 3 yıl, 5 yıl, bilemedin 10 yıl sonra ev almaya kalkarlardı. Bugün en alınabilecek en basit ev 3 milyon lira. 3 milyon lira konut kredisi çekmek için 10 yıl boyunca ayda tam 100 bin lira ödemek lazım. Asgari ücret 17 lira. Karı koca olsa 34 lira, bir ev alabilmek için ayda 100 bin lira kira ödemek gerekiyor. Böyle bir durumda ne çalışanların, ne işçilerin, ne de bir başkasının ev sahibi olması mümkün değil. Son olarak sözlerime bir kez daha emeklilerin durumundan bahsederek tamamlamak isterim. Tayyip Erdoğan'ın partisi iktidar olunca bir emekli maaşı 1,5 asgari ücret kadardı. Salondaki emekliler bir elini kaldırsın, bir göreyim. Bakın şu hale. O gün 1,5 asgari ücret alıyordunuz. Ve bu 1,5 asgari ücret o günkü parayla tam 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün emeklinin aldığı en düşük emekli maaşı 10 bin lira, sadece 2,5 çeyrek altın alıyor. Adana'daki bir emekli cebinden bir çeyrek altın düşürse bütün gün döner, gezdiği, kaybettiği yerde onu arar. Bir emekli değil, bir çeyrek altın değil, bir sefer değil, bir bütün emekliler, bir emekli değil, bir çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın, bir sefer değil, her ay kaybediyorlar. Emekliler bu çeyrek altını nerede kaybetti? Bir seçim sandığında kaybetti. Nerede bulacak? Kaybettiği yerde bulacak. Yine dönecek, kaybettiği 5,5 çeyrek altını seçim sandığında arayacaksınız. Başka bir yerde değil, seçim sandığında. Hep beraber, hep beraber iftara gideceğiz. İftar sofraları etsiz, kıymasız oldu artık. Emekliler ilk bayram ikramiyesi aldıklarında 1000 lira alıyorlardı. Biz diyorduk ki, biz bir maaş ikramiye vaat ettik. 5000 lira olması lazım. Tayyip Bey 1000 lira verdi. O gün beğenmediğimiz 1000 lira 24 kilo kıyma alıyordu. Bugün bir bayram ikramiyesi 3000 lira oldu. 2 Nisan günü alacaksınız. Onun aldığı kıyma 6 kilo. Ramazan'da 30 iftar, 30 sahur sofrası ve bayram sofrasından sizin dolabınızdan, mutfağınızdan, sofranızdan, torununuzun, evladınızın
kursağından, sizin tencerenizden 18 kilo kıymayı sadece bayram ikramiyesi üzerinden çaldılar. O yüzden emeklilerin bu iktidardan hesap sorması gerekiyor. Emekliler bu iktidardan hesap soracaklar mı? Eğer hesap sorarsanız, her şey değişir. Bakın, artık susma zamanı değil, artık itiraz etme zamanı, artık talep etme zamanı. Bu kardeşiniz öyle arkanızda durmaz, yanınızda durmaz. Önünüze geçeceğim, sizin hakkınızı söke söke alacağım. Söke söke. Bir de burada genç kardeşim pankart kaldırıyordu. Bu kardeşimin de derdini dile getirmeden olmaz. Bu kardeşlerimiz mülakat kalkacak sözünü. Mülakat ne demek? Eskiden devlet personel alırken doğrudan alıyordu. Ama çok torpil dönüyordu. Rahmetli Ecevit geldi, KPSS sınavını getirdi. Sınava giriyorsun, senin dayın da, senin arkandaki torpilin de kendi bilgin. Sınavı kazanırsan devlet memuru oluyordun. Tayyip Erdoğan ne yaptı? Geldi, mülakatı getirdi. Mülakat demek adam kayırma demek. Nasıl mülakat yapıyor biliyor musunuz? Soruyor. Diyor ki, reis deyince aklınıza ne geliyor? Eğer temel reis geliyor, ıspanak yiyor dersen yandın. Bay bay. Recep Tayyip Erdoğan dersen hemen devletin kapıları sana açılıyor. Bu mülakat partizanlık demek, adam kayırmak demek, kul hakkı yemek demek. Geçen seçimde söz verdiler, kaldıracağız dediler, mülakatı kaldırmadılar. Arkadaşlarımızla beraberiz, mülakat kalkana kadar iki yakamız, iki elimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yakasındadır, söz veriyoruz. Ayrıca öğretmen, bu geldiğinde 80 bin öğretmen vardı, kafa tutuyordu. Madem okula yollamayacaksın, niye mezun ettin diye. Şimdi 1 milyon öğretmen var. Bir de okula yollamadığı, tayinini çıkarmadığı, atamasını yapmadığı öğretmene ne diyor? Atanamayan öğretmen. Yani sanki her şey tamam da öğretmende bir kusur var, atanamıyor. Atanamayan öğretmen yok. Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkını yediği öğretmen var. Hakkını yediği öğretmen var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye başkanlarımıza, adaylarımıza çok güveniyoruz, çok inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanlarını sadece partimizin değil, bütün Adana'nın, Adana İttifakı'nın, bütün Türkiye'nin, Türkiye İttifakı'nın adayları olarak görüyoruz. Ne demek Türkiye İttifakı? Türkiye İttifakı demek AK Parti ile MHP'nin bir araya geldiği, yanlarına Hüdapar'ı da kattığı. Kim Hüdapar? Domuz Bağcılar. Kim Hüdapar? Hizbullahçılar. Seçimlerden önce Yargıtay'da cezalarını affettirip milletvekili yaptıkları, belediye başkanı adayı yaptıkları ve bekar kadınlar için sahipsiz sokak hayvanlarına benzetip onların hepsini sahiplendireceğiz diyenleri ittifaklarını aldılar. O ittifak korkunun ittifakı. O ittifak kötü konuşan, kötü söz söyleyen, tehdit eden, depremzedeyi bile şantaj yapan bir ittifak. Cumhur İttifakı. Karşısında bizim ittifakımız var. Bizim ittifakımız işte Türkiye İttifakı.
Kim var Türkiye İttifakı'nda? Türkiye İttifakı'nda milli takım gol atınca ayağa kalkan kim varsa Türkiye İttifakı'ndadır. Veya Filenin Sultanları dünya şampiyonu olduğunda ay yıldızlı al bayrak göndere çekilirken o bayrağa bakarak kızlar Filenin Sultanları ağlarken gırtlağı düğümlenen onlarla bir ağlayan onlarla bir İstiklal Marşı söyleyen herkes Türkiye İttifakı'ndadır. 10 bin lirayla geçinemeyen emekli, kredi borcunu ödeyemeyen siftahsız esnaf, desteklemesini alamayan eskiden Atatürk'ün deyimiyle milletin efendisi olan, şimdi sürünen köylüsü, çiftçisi, hayvancılıkla uğraşanı, emeklisi, emekçisi, gelecekten ümidini kesmişler, bütün gençler Türkiye İttifakı'nın içindedirler. Türkiye İttifakı'nda sosyal demokratlar var. Eyvallah. Aslan sosyal demokratlar. Türkiye İttifakı'nda milliyetçi demokratlar var. Eski ittifak ortağımız olup ittifaksızlığı doğru bulmayanlar. Biz Tayyip Erdoğan'a, onun atadıklarına Adana'yı teslim edemeyiz. TÜRGEV'e, TÜKVA'ya, Okçuluk Vakfı'na, Ensar Vakfı'na Adana'yı peşkeş çektirmeyiz diyenler var. Eskiden milli görüşte olup haramdan ve yalandan korkan, bunların yaptıklarını görüp uzak duran muhafazakar demokratlar var. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle memleketteki bütün demokratlar var. Türkiye İttifakı'nın renkleri ay yıldızlı al bayrağımızın renkleridir. Türkiye İttifakı'nın renkleri kırmızı, 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 en büyük, en büyük. Şimdi Tayyip Bey düşünsün. Şimdi Tayyip Bey düşünsün. Kimin ittifakı daha büyük? Kimin ittifakı daha kuvvetli? Kimin ittifakı kimleri kapsıyor? Kimin ittifakı kimden uzak duruyor? Tayyip Bey düşünsün. Biz hep birlikteyiz ve asla ayrılmayacağız. 31 Mart günü 31 Mart günü 16 belediye başkanımızı da ve tüm ilçelerimizdeki başkanları ve Zeydan Karaları Adana'nın vicdanına, insafına, öngörüsüne, ferasetine emanet ediyorum. Sandıkta vicdanlar birleşecek. Sandıkta biz kazanacağız. Adana kazanacak. Türkiye kazanacak. Hepinize güveniyorum. Hepinize yürekten inanıyorum. Sağ olun, var olun. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Genel Başkanımızı, bırakmıyoruz. Efendim, aday tanıtım toplantımıza geçeceğiz. İlk olarak Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Zeydan Karalar'ı sahneye davet ediyorum. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Adana İl Başkanımız Sayın Doçent Doktor Anıl Tamburoğlu geliyor sahnemize. Bir uyarıda bulunmak istiyorum. Aday tanıtım toplantımız alfabetik sıraya göre olacaktır efendim. İlçelerimizin alfabetik sırasına göre davet edeceğim adaylarımızı. İlk olarak Aladağ ilçemizin belediye başkan adayı Kemal Özdemir geliyor büyük alkışlarla. Ülkem güzel mi güzel, en iyiyi hak eder, uğruna her şeye değer. Ceyhan ilçe belediye başkan adayı Kadir Aydar geliyor alkışlarla. Durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye.
biliyorsun değil mi? Çukurova İlçe yapacak Belediye Başkan Adayı Emrah Kozay geliyor alkışlarla. Biz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere, hazırız biz yine durmak. Peki İlçe Belediye Başkan Adayımız Mehmet Ali Kızıl olup geliyor alkışlarınızla. Güzel en iyiyi hak eder, uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? İmamoğlu Belediye Başkan Adayımız Kasım Karaköse ve mevcut belediye başkanımıza bir büyük alkışla rica ediyoruz. Biliyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak yok. Karahisalı Belediye Başkan Adayımız Avukat Fadime Geçioğlu geliyor alkışlarla. Yere hazırız biz yine durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Karataş İlçe Belediye Başkan Adayımız Ali Bedrettin Karataş geliyor alkışlarınızda. Güzel, en iyiyi hak eder, uğruna her şeye değer. Kozan Belediye Başkan Adayımız Gizem Aksoylu geliyor alkışlarınızda. Yakışmaz bize, işimiz gücümüz Türkiye, duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha. Yorulmak Kozantı Belediye Başkan Adayımız Şenol Eroğlu geliyor alkışlarla. Yetişiriz her yere, hazırız biz yine durmak bilmeyenlerle. Gücümüz Türkiye. Sahil Beyli Belediye Başkan Adayımız İsmail Durmaz geliyor büyük alkışlarla. Güzel, en iyiyi hak eder, uğruna her şeye değer. Biliyorsun değil mi? Sarıçam Belediye Başkan Adayımız Hüseyin Göçmen geliyor alkışlarınızla. İşimiz gücümüz Türkiye, duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş Seyhan var da. Seyhan Belediye Başkan Adayımız Oya Tekin geliyor büyük alkışlarla. Yetişiriz her yere, hazırız biz yine durmak. Tufanbeyli Belediye Başkan Adayımız Ahmet Aktürk geliyor sahnemize alkışlarınızla. En iyiyi hak eder, uğruna her şeye değer. Ve Yüreğir İlçe Belediye Başkan Adayımız Ali Demirçalı geliyor büyük alkışlarla sahneye. İşimiz gücümüz Türkiye, duyuyorsun değil mi? Yapacak çok iş var daha, yorulmak yok hiç bizlere. İşimiz gücümüz Türkiye. Yumurtalık İlçe Belediye Başkan Adayımız Erdinç Altıok geliyor alkışlarla. Gücümüz Türkiye, işimiz belediye. İşte bu muhteşem tablo, işte bu güçlü ekip. 1 Nisan 2024 tarihindeki belediye başkanlarımız efendim büyük alkışlarla şimdiden kutlayalım onları. Teşekkür ederim onlara. Ülkem güzel mi güzel? Çok teşekkür ediyoruz. İyi hak eder. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bizler iftar programına gitmek üzere aranızdan ayrılıyoruz. Bugün aramızda bulunan tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz sizlere.